Herkese merhaba, ben Seda. Beyoğlu videoma hoş geldiniz. Size Beyoğlu'nda bir günde gezebileceğiniz çok güzel bir rota hazırladım. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız kahvaltı için kuş yuvası Pera. Böyle bir serpme kahvaltı aldık. Her şey çok güzel görünüyor. Mekanın içini de göstereyim size. Şu kenarda masaları var. Şu duvar çizimleri çok şık, çok güzel duruyor. Üst kısmı da çok güzel yapmışlar. İçi de böyle. Günlük tatlıları var ve burada 100 çeşit bitki çayı varmış arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şu masaları falan çok tatlı, çok sevdim burayı. Kuşyuvası Pera'da nefis bir kahvaltı yaptık arkadaşlar. 2 kişilik serpme kahvaltı 99 lira. Ayrıca orada 100 çeşit bitki çayı var. Bitki çayları içmek için kahve ve tatlı molalarınız için de tercih edebilirsiniz. Şimdi gezimize devam ediyoruz. Fransız Sokağı'na doğru gidiyoruz. Sokağının resmi ismi Cezayir Sokak. Bir firmanın sokağı restore ederek Fransız Sokağı ismini vermesinden sonra bu isimle anılmaya başlamış. Kafelerin mimarisi falan Fransız esintili. Buradaki mekanların fiyatları diğer yerlere oranla bir tık yüksek, bayağı turistik bir nokta. Eğer gelirseniz bir çay kahve içmeye aklınıza bulunsun. Masumiyet Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Burası Orhan Pamuk'un aynı adlı eserinden yola çıkarak oluşturduğu bir müze. Giriş fiyatları yetişkin için 30, öğrenci için 20. Eğer kitabınız varsa ücretsiz. Kitabı okuyanlar için çok daha anlamlı olan bir müze. Biz okumadığımız için şu an girmeyi tercih etmiyoruz. Daha sonra yeniden geleceğiz buraya. Eğer Orhan Pamuk hayranıysanız bu müzeyi kaçırmayın. How to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for something. Şu an Çukurcuman sokaklarını geziyoruz arkadaşlar. Burası antikacılarıyla ünlü. Az önce çok güzel bir antikacı gezdik. İçeriden çok güzel görüntüler aldım size. Bizi çok güzel ağırladılar. Şimdi dolaşmaya devam ediyoruz. Burada çok güzel cool kafeler de var. Bir yerde güzel bir kurabiye molası yapacağız. Ondan sonra gezimize devam edeceğiz. Jacqueline Cookies'ten kurabiyemizi aldık arkadaşlar. Hemen sizinle birlikte tadıyorum. Çünkü bayağıdır aklımdaydı bu lezzet. Arkadaşlar, kurabiyecinin hemen ilerisinde bu otel var. Bu otelin teras katında Teras 41 isimli bir restoran var. Biz orayı çok seviyoruz. Manzarası çok güzel. Yemekleri de çok güzel. Ben şu ana kadar 4-5 kez gelmişimdi. Eğer manzaralı bir yemek istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Gündüz sıcak servisleri var. Akşam 7'den sonra kahve servisi yapmıyorlar diye biliyorum. Keyifli bir yemek için listenizde olabilir. Hey, look at me, mana, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight. Çiçek Pasajı'ndayız arkadaşlar. Burası önceden tiyatro olarak kullanılıyormuş. 1870 yılında çıkan Büyük Beyoğlu yangınından sonra tiyatro yok olmuş. 1876'da İtalyan bir mimar tarafından çizilen projeyle burası pasaj haline getirilmiş. 146 yıllık bir tarihi var. Beyoğlu'nun en görkemli yapılarından biri. Burayı görmeden Beyoğlu gezinizi bitirmeyin. Thank you.
Sabır Taşı restorana içli köfte yemeye geldik. Çok güzel bir lezzet. Bu lezzeti kesinlikle kaçırmayın. Zaten en iyi sokak lezzeti ödülünü almış. Kaçırmayacağınız bir nokta da İstiklal'in hemen önünde. Ben şimdi içli köftemi yemeye devam edeyim. San Antoine Kilisesi'ndeyiz. Burası İstanbul'da en çok cemaati olan kilise olma özelliğine sahip. Neogotik tarzın en çok hissedildiği yapı burası. Aslında kilisenin tarihi 1230'lu yıllara dayanıyor. Şu anki günümüzdeki hane alması ise 1912 yılında olmuş. Apartmanındayız arkadaşlar. Burası 110 yıllık İstanbul'un ilk betonarme yapılarından biri. Birçok ünlü isme ev sahipliği yapmış. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy da hayatının son 6 yılını bu binada geçirmiş. Binada çok sayıda sanat galerisi bulunuyor. Önceden fotoğraf çekmek yasak değildi fakat şu an her yere fotoğraf çekmek yasaktır yazısını asmışlar. Bu tarihi yapıyı görmeye gelebilirsiniz ama fotoğraf çekmeniz biraz sıkıntı olabilir. Ama Beyoğlu gezinize burasını da eklemenizi tavsiye ederim. Burası 19. yüzyıldan kalma çok iyi korunmuş bir yapı. Az önce otelin içini gezdik. Atatürk'ün kaldığı 101 numaralı odayı da gezdik. Oda müzik niteliğini taşıyor. Saat 3 ve 4 saatleri arasında gezebiliyorsunuz. Resepsiyondan bir arkadaş size eşlik ediyor ve çok güzel bilgiler veriyor. Odanın içinde hatta 2 tane halı var. Onunla ilgili çok güzel hikayeler anlattı. Buraya gelirseniz mutlaka bu hikayeleri dinleyin. Ve saat sabah 10 ve 11 ve öğleden sonra 3 ve 4 arasına denk getirin ziyaret saatinizi. Otelin tarihiyle de ilgili çok güzel bilgiler edindik. Burası 1890'lı yıllarda yapılmış. O dönemde elektrik sadece Osmanlı saraylarına veriliyormuş. Osmanlı saraylarından sonra elektriğin ilk verildiği yer bu otelmiş arkadaşlar. Ve ilk elektrikli asansörün yapıldığı yer Türkiye'de burası. Birinci yerde Eyfel Kulesi'ymiş. Şu an pastane kısmındayız. Çok güzel pasta yedik, kahve içtik. Fiyatlar ortalamanın bir tık üstünde ama ortam için kesinlikle değiyor. Buraya gelişinizi özel bir güne de denk getirebilirsiniz. Sevgililer gününde, işte dışarıda yağmur yağıyorken çok güzel bir mola yeri olabilir. Burayı da Beyoğlu listenize eklemeyi unutmayın. Palas'tan ayrıldık arkadaşlar. Günün en keyifli anıydı diyebilirim. Pastanedeki sorumlu Nurten Hanım'la çok güzel sohbet ettik. Bizimle çok güzel ilgilendiler. Yediğimiz her şey çok lezzetliydi. O yediğimiz tatlı enfesti. Adını unuttum şimdi. Paris'te başlıyordu. Tatlılar 40 lira civarında. Kahveler 30-35 lira arası değişiyor. Ortam için kesinlikle değer. Nurten Hanım da otelle ilgili çok güzel bilgiler verdi bize. Gerçek anlamda bir zamanda yolculuk yaptık. Şimdi gezimize devam ediyoruz. Suriye pasajına doğru yol alıyoruz. Don't look before you leave. What you give you get to keep. So long farewell bye bye. Let's have a toast for those lost old eyes.
Suriye pasajına geldik arkadaşlar. Burası 1901'de Suriye uyruklu Hasan Harbuni Paşa tarafından yaptırılmış. Burası başta birbirinden bağımsız 3 ayrı apartmanmış. Daha sonra birbirine farklı noktalardan köprülerle bağlanarak bugünkü görünümünü almış. Alt katı çarşı, üst katı konut niteliğine sahip ilk yapı. Şu anda hukuk buraları, çeşitli dernekler ve konfeksiyoncular var. İkinci el kıyafet dükkanı da var burada. Geldiğiniz zaman şu aşağıdaki kahvecilerde bir kahve için buranın ortamını yaşayın. Sessiz, sakin. Tam İstiklal Caddesi'nin kenarında ama çok kalabalık olmayan bir yer. Kalabalıktan kaçış noktanız olabilir. Arkadaşlar, Galata Mevlevihanesi Müzesi'ne gittik. Kapalıydı. Bilet satışları 5.30'a kadar devam ediyormuş. Saat 6 civarıydı. Orayı kaçırdık. Listemizde olan Kırım Kilisesi'ne gittik. Orası da kapalıydı. Girişi bulamadık. Çok merak ediyordum aslında. Girseydik çok güzel olurdu. Şimdi gezimize devam ediyoruz. Tatlı falan yedik ama acıktık artık. Güzel bir yere akşam yemeğine gideceğiz. Onun öncesine sıkıştırabilirsem güzel birkaç yerde sıkıştıracağım. Çünkü görmek istediğim birkaç yer kaldı. Salt Galata'ya geldik arkadaşlar. Bu bina 1892'de yapılmış. İçerisi ücretsiz gezilebilen bir yaşam alanı. İçinde sergi, tape ve kitap evi var. Birazdan onları da gezeceğiz. Bu manzara beni mest etti. Girer girmez hemen buraya doğru geldim. Çok güzel bir manzarası var. İçinde kitap okumak, çalışmak çok keyifli olabilir. Burası binanın popüler fotoğraf çekilme noktası. Buradan çok güzel kareler yakalayabilirsiniz. Salt Galata'dan çıktık arkadaşlar. İyi ki gelmişiz. İçerideki sergi alanlarından yararlanabilirsiniz. İnternet sitesinden bakabilirsiniz tarihlerine. Siz de Beyoğlu'na gelirseniz buraya uğramadan geçmeyin. Akşam 7'ye kadar açıkmış. Kafe kısmı dahil. Galisa restorana geldik arkadaşlar. Cüneyt beğendili bonfile söyledi. Ben deniz mahsulü makarna söyledim. Ortam zaten çok güzel. Fiyatları da çektim sizin için. Şimdi makarnanın tadına bakayım. Galisa restoranından ayrıldık arkadaşlar. Çok güzel bir akşam yemeği yedik. Benim deniz mahsulü makarnam çok güzeldi. Cüneyt de yediği eti çok sevdi. Hesapta sizin için çektim zaten. Beyoğlu videomuzun sonuna geldik. Beyoğlu çok özel bir yer. Umarım siz de bir gününüzü buradaki mekanları keşfetmeye ayırırsınız. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.